Arkadaşlar merhabalar. Size bir soru yorumda bir analitik geometri sorusu çözeceğim. Ben genel olarak bütün derslerle ilgili matematik ve geometri adına konuşuyorum tabii ki. Temel kavramların, temel yorumların çok iyi oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sınav tarzı değişti 2018'den sonra yorumlar evet geliştirildi ama yorumlar değişmedi. Yani siz analitik geometri yine çok iyi biliyor olmanız lazım. Sadece sınavın o anlamda eleyiciliği arttı. Yani bir öğrenci 2006-2007 yıllarında sınava girseydi şu an hazırlanan bir öğrenci evet çok başarılı olurdu ama artık yetmiyor. Diğer taraftan da evet 2013'lü, 2014-2015 yıllarında da hakikaten çok sağlam geometri soruları var. O yüzden çıkmış soruları çözerken aklınızda bulunsun. Geometriyi ben arkadaşlar böyle 2011'den itibaren çözerim onu söyleyeyim. Yani ilk YGS, LYS'ye geçildiğinden itibaren ki geometri sorularını çözmenizi tavsiye ederim. Evet matematik 2014'ten sonra biraz daha böyle sertleşiyor ama açık söylemek gerekirse geometride 2013 sınavını hatırlıyorum ben hakikaten öğrencileri bayağı döken. Yine aklımda kalan 2014'ten çok iyi sorular var. O yüzden onları çözmenizi isterim. Ve klasik soru lütfen çözün. Geometrinin oturması için klasik soruların çok iyi zihninizde yerleşmesi lazım. Bakın geçen yıl bu 2020'de sorulan şu sensör sorusu en çok tartışılan, en çok böyle yapamadım edemedim denilen sorunun çözümünü ben kanalda da zaten gösterdim. Aslında tamamen bir Pisagor uygulaması. İşte bunları uyarlayabilmek için altını çok sağlam doldurmanız gerekiyor. Ben geometriye gerektiği kadar önem verilmediğini hissediyorum. YouTube'a baktığım zaman, Instagram'a her yere bakıyorum arkadaşlar bununla ilgili. Geometri biraz savsaklanıyor açıkçası. Öğretmenler de herhalde bilmiyorum belki bizim de hatamız oluyor. Sadece matematik anlatılıyor. Geometri anlatan kanal çok az. Matematiğe yüklenince geometri kalıyor. Öğrencilere de haliyle sirayet ediyor. Bu yüzden ben bir soru yorumlarda biraz geometri ağırlıklı bu aralar çözmek istiyorum arkadaşlar. Biraz sizi gaza getirmemiz lazım. Evet herkes matematik çözüyor ama geometri netlerinden sonra iş patlıyor. Ve hakikaten ÖSYM de şunu yapmıyor yani. Ya geometride çok zorlanıyor bu çocuklar. Biz bunlara biraz basit soralım demiyor. Hakikaten son yıllardaki sınavlara bile baksanız bu konuda acımasız olduklarını görürsünüz. O yüzden biz işimizi riske atmayalım. Şimdi size çok zor olmayan bir yorum çözeceğim arkadaşlar. Yorum sorusu durdurun lütfen çözmeye çalışın. Zaten çözerseniz hiçbir problem yok ama yine de dinlemenizi isterim. Y eşittir x doğrusuyla 4'e 8 noktasından geçen AC doğrusu dik kesişiyor arkadaşlar. CB BA'nın 2 katı verilmiş. Şöyle. Ve bundan sonra bizden istediği C noktasının koordinatları. Ben dik kesişmeyi analitik geometride çok basit olmasına rağmen önemsiyorum. Çünkü burada AB doğrusuyla D doğrusu diyelim Y eşittir X'e. Bunlar dik kesiştiğinden eğimler çarpımı ne olacak arkadaşlar? Eksi 1. Haliyle Y eşittir X doğrusunun eğimi zaten 1 olduğu için AB'nin eğimi neymiş? Eksi 1. Bunun bana katkısı nedir? Bunun bana katkısı şu. Bir doğru üzerindeki nokta denklemi sağlar. Y eşittir x üzerindeki bir B noktasının apsisine K dersem ordinatına da K demiş olurum. Ve K eksi 8, K eksi 4 yaptığım zaman işte bu doğrunun eğimi yani AB'nin eğimi arkadaşlar bu oldu. Şöyle yazarsak artık. Eksi K, 2K eşittir 12'den K 6 geldi. K'nın 6 gelmesinin bize katkısı artık C'yi bulduracak. Çünkü nasıl yapıyorduk bu belli oranda bölmelerde? A birim indiğimizde apsis 2 birim artmış 4'ten 6'ya. O zaman 2A birimde 4 artar, apsis 10 olur. Sonra arkadaşlar ordinat bakın 2 birim azalmış A birimde, 2A birimde 4 birim azalır. Böylece artı 2 olacak. Bu da D şıkkı oldu. Burada kafanızın karıştığı yerler varsa, anlayamadığınız yerler varsa, eyvah eğim nereden geldi, eyvah doğrudu denklemi nereden geliyor, biz şimdi burada neden dik kesiştirdik falan diyorsanız biraz analitik geometri bilgileriniz eksiktir ya da tamamlanmamıştır. Buradan yola çıkarak analitik geometri çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Birkaç tane daha analitik geometri sorusu çözeceğim. Onlarda görüşürüz. İyi çalışmalar.